Hiç yukarı bakıp gökyüzünün yaratılışını, görünmeyen bir okyanusun gece gündüz bizi nasıl koruduğunu düşündünüz mü? Ve bu nedenle dünyadaki yaşam sürdürülebilir ve mümkündür. Ve bu sistem bir dakika bile dursa, biz insanlar yeryüzündeki her şeyin yok oluş sahnesini göreceğiz. Bu dünyanın koruyucu tabakasına çevresi veya atmosferi denir. Farklı gaz katmanlarından oluşur. Her katmanın, yaratıcısı tarafından kendisine atanan kendi ayrı görevi vardır. Eksosfer olarak adlandırılan son katman ise %78 nitrojen, %21 oksijen ve sadece %1 diğer gazlar, helyum, neon ve karbondioksitten oluşur. Bunun dışında, eksosferin bu %1'lik kısmına bir miktar su buharı ve toz partikülleri de dahildir. İlk katman, yani troposfer, yerden 10 kilometre yüksekliktedir. Ve biz insanlar, bu troposferin varlığı nedeniyle her türlü havanın tadını çıkarabiliriz. Çünkü atmosferik su buharının tamamına yakını bu tabaka içinde bulunur. Ve tüm mevsimlerin oluştuğu yer burasıdır. Yeryüzünden göklerin yüksekliğine doğru gidildikçe hava basıncı ve sıcaklık düşer. Ancak dış basınç nedeniyle moleküller genişlemeye başlar ve bu da oksijen miktarını azaltır. Yani irtifa arttıkça oksijen seviyesi düşer ve nefes almakta güçlük çekmeye başlarız. Yeryüzünden yaklaşık 5,5 kilometre yükseklikte, oksijenin yarısı dünya yüzeyine kıyasla kalır. Yerden 7,7 kilometre yükseklikte ağaçların ve bitkilerin yetişmesi imkansız hale geliyor. Ve bu yükseklikte canlılar uzun süre hayatta kalamazlar ve insan burada ciğerlerindeki ve zihnindeki oksijen eksikliğinden dolayı bayılacak çünkü burada oksijenin yeryüzüne göre üçüncü kısmı var, bir örnekle açıklayayım. Hava basıncını ve oksijen eksikliğini kontrol etmek ve geçici olarak korumak için uçaklarda düzenli olarak özel bir basınçlı kablo kullanılır. Düzlemin dışında ise bu basınç son derece düşük olur. Bu basınçlı kablo, toprağa kıyasla 2,5 kilometreye kadar bir irtifa içerir. Yani, arazi yüzeyinden %2,5 daha az. Herhangi bir modern teknoloji olmadan dünyadan 2,5 kilometre yüksekliğe seyahat etmek insanlarda hipoksiye neden olabilir. Beyin ve vücut kasının yavaş yavaş oksijensiz kalmaya başladığı bir durum. Hatta zamanında tedavi edilmezse bu hastalık hastanın ölümüne neden olabilir. Bir araştırmaya göre, bir insan normalde 25 bin fit yükseklikte 2 dakikaya kadar bilinçli kalabilir. Ama 30 bin fit irtifaya kadar bu süre 50 ila 75 saniye ile, 40 bin fit irtifada bu süre sadece 18 ila 30 saniye ile sınırlıdır. Dünyanın en yüksek dağı olan ve yüksekliği yaklaşık 8848 metre olan Everest'te birkaç dakika içinde burada oksijen yetersizliğinden bir kişi hayatını kaybediyor. Çünkü burada toprağa kıyasla sadece üçüncü bir oksijen parçası var, bu nedenle, 7000 metre irtifaya çıkmak veya dağa tırmanmak veya inmek için yeterli zaman sağlayan daha yüksek dağlara tırmanmak için özel tip oksijen maskeleri kullanılmaktadır. Ama tüm bu önlemlere rağmen, mevsimsel yoğunluk veya oksijen eksikliği nedeniyle her yıl Everest dağına tırmanan veya inen insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Tüm bu gerçekleri dinledikten sonra, kolay ve rahat nefes aldığımız için Rabbimiz olan Allah'a şükretmemiz gerektiğini düşünmüyor musunuz? Bu mükemmel hava basıncı ve mükemmel oksijen seviyesi için dünyanın standardını kim belirledi ki, insanlar için hayat daha kolay olsun? Yani akıllı ve iyi düşünülmüş mükemmel bir tasarım ortaya çıktı. Ve yeryüzünde böyle mükemmel bir ortamın kendiliğinden veya tesadüfen yaratılması kesinlikle imkansızdır. Çünkü biz insanlar şimdiye kadar tüm evrende, mükemmel bir çevreye sahip olan ve insanoğlunun yaşamı kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, dünya dışında hiçbir yerde böyle bir yer veya gezegen bulamadık. Ve bu açıkça gösteriyor ki, dünyada yaşamın başlangıcı için burada özel bir sistem tutuldu. Ve bir dizi rastgele olayın sonucu değil, arkasındaki yaratıcısının emri ve kudretidir. O kadar mükemmel bir tasarımdır ki, yaratıcısı, insanlara tasarımını düşünüp yaratıcısının varlığına ulaşabilecekleri bir işaret olarak bırakmıştır. Böyle mükemmel bir tasarımın kendiliğinden veya tesadüfen oluşmadığını bilsinler. Bu konuda Rabbimiz 1400 yıl önce sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahyettiği Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyi tarif etmiştir.
Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar, kimi de sapıklığa düşürmek isterse, onun göğsünü göğe yükseliyormuşçasına dar ve sıkıntılı yapar. Allah, iman etmeyenlerin başına böyle bela ve sıkıntılar yağdırır. Araplar 1400 yıl önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadesinin gerçeğini ve kavramını bile bilmiyorlardı. Ama bugün, modern teknolojinin yardımıyla, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadesinin kavramını ve Kur'an-ı Kerim'in evrenin yaratıcısının sözleri olduğuna bir kez daha tanıklık eden çevre ve oksijenin önemini anlayabiliyoruz. Ve bu mükemmel yaşam sisteminin yaratıcısı. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'inde kendi işareti olarak nitelendirdi. Bu doğru. Bu gerçektir. İnsanlar hala onun gerçekliğini sorgulayabilir mi? İnsanların bunu Allah'ın kelamı olarak kabul etme konusunda hala bir şüpheleri var mı? O zaman böyle insanlar için Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesini tekrarlamak istiyorum. Bu, Rabbinizin yoludur. Tamamen düz. Akıl sahipleri için ayetleri zaten açıkladık.